Merhaba, ben Burak. Bundan önceki videoda Android akıllı telefonlarda VirusCoin nasıl kazılacağını kısaca anlatmıştım. Şimdi bu videoda VirusCoin adresi nasıl alınır ve cep telefonuna nasıl miner programı yüklenir onu anlatacağım. Ve ondan önce bir şey değinmek istiyorum kısaca. Dün tabii olumlu, olumsuz yorumlar geldi, eleştirenler oldu. Dediğim gibi her zaman saygı duyuyorum. İlk olarak şunu söylemek istiyorum. Şimdi ben test ediyorum ve yaptıklarımı anlatıyorum size. Getiri götür hesabını daha sonra yapacağım. Yani sizin dediğiniz gibi çok fazla bir getirisi olmayabilir. Cep telefona zarar veriyor olabilir. Mantıksız olabilir. Hepsine saygı duyuyorum ve haklı olduğunuz konular olabilir. Zaten şu an ben test ediyorum. Yani elimde bulunan telefonlarla test yapacağım. Test ediyorum. Size de paylaşıyorum. Bundan önceki yorumlarda hep sormuştum. Ya cep telefonuyla mining yapamaz mıyız? Cep telefonlarını değerlendiremez miyiz? Diye hep sorular geliyordu. Ben o sorulara istinaden böyle bir şey bulunca, öğrenince hemen size paylaşmak istedim ve paylaşmak ihtiyacı duydum. Çünkü güzel bir olay. Yani cep telefonuyla mining yapılabiliyormuş ve öğrendiğim kadarıyla Android haricinde iOS'la da, yani Apple'ın telefonlarıyla da mining yapılabiliyor. Dediğim gibi şunu söyleyeyim. VirusCoin sadece cep telefonlarıyla yapılmıyor. Yani mevcut ekran kartınızla, mevcut bilgisayarın işlemcisiyle de yapabiliyorsunuz. Ben bugün sadece cep telefon ayar kısmını anlatacağım size. Yani cep telefonuna gördüğü gibi VirusCoin miner'ı yükleyeceğiz. Adresimizi, cüzdanımızı alacağız, VirusCoin adresimizi alacağız. Onları bahsedeceğim. Talep olursa isterseniz bilgisayarın işlemcisiyle de yapabiliriz. Ekran kartınızla yapabiliyorsunuz. Bilgisayarın işlemcisiyle de VirusCoin kazabiliyorsunuz ve kazabiliyoruz. Onu söylemek ihtiyacı hissettim. Cep telefonla kazmak mantıklı olmayabilir. O size kalmış bir şey. Sadece ben gösteriyorum. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Anlatayım. Eğer isteyen varsa kazar. İsteyen yoksa sadece bir içerik olarak izleyip değerlendirebilirsiniz. Bir bakalım, bir olgunlaşsın, bir oluşsun. Şu anki düşüncem cep telefonları, ekran kartı olabilir, işlemci olabilir. Hepsini VirusCoin'de kaldırıp yüksek bir hash oranı elde edip getirisine bakmak. Eğer baktım ki güzel bir getirisi var, masaüstü bilgisayarım da var, onları bağlarım VirusCoin'e. Cep telefonları var zaten, onları bağlarız. Ondan sonra duruma bakarız. Eğer getirisi olursa, yani para bırakıyorsa size anlatırım. Para bırakmıyorsa da size anlatacağım zaten. Diyeceğim yani arkadaşlar bu iş karlı değil ya da bu iş karlı diyeceğim. Ama şu an ben yaptıklarımı paylaşıyorum. Zaten kanalın amacı, konsepti de bu. Benim yaptıklarımı size anlatmam, aktarmam. Şimdi ben sizi bu tarafa alacağım. İlk başta desktop cüzdanımızı oluşturalım. Ondan sonra cep telefonumuza VirusCoin Miner programını kurup kazıma başlayalım. Ben şimdi bu tarafa alıyorum size. Evet, öncelikle VirusCoin Wallet yazıyoruz. Görüyorsunuz kendi adresi çıkıyor, Virus.io diye. Tıklıyoruz. Burada Virus Desktop kullanacağız biz. İsterseniz mobilde de kurabilirsiniz, telefonda da kurabilirsiniz. Ben bunu kullanmak istiyorum. Daha sonrasında Download Virus Desktop diyorum. Ve Windows olanı indireceğim ben. Çünkü Windows kullanıyorum. Siz eğer Mac ya da Linux kullanıyorsanız onu indirebilirsiniz. Masa üstüne indiriyorum. Gördüğünüz gibi 120 MB'lık bir dosyası var. Ve iniyor kendisi şu anda. Burayı açıyorum. Daha sonrasında çift tıklayıp kuruyorum makinama. Kabul ediyorum. Devam ediyoruz. Normal bir oyun kurar gibi, herhangi bir setup kurar gibi şu an kuruyorum. Daha sonra bitirip çalıştırıyoruz programımızı. Erişime izin veriyorum. Gördüğünüz gibi yeni bir isim oluşturmamızı istiyor. Burak yazalım. Oluştur diyorum. Seçiyorum. Ben cüzdan oluşturacağım, ona tıklıyorum. Evet, Virus Desktop açıldı, görüyorsunuz. Buradan Add Coin'e tıklıyoruz. Burada çok fazla coin var. Biz Virus oluşturacağız. Virus'a tıklıyorum. Continue diyorum. Light'a tıklıyorum. Et coin diyorum. Burada soruyor, isterseniz siz kendiniz tohum adresi oluşturabilirsiniz 24 tane. Ya da kendisi bize seed verecek, yani tohumları verecek. Ben yeni tohum vermesini istiyorum. Buradaki tohumu kopyalıyorum. Ve bunu unutmamamız gerekiyor. Eğer unutursak
biliyorsunuz geri dönüşü olmuyor ve oradaki cüzdanlık paralar gidiyor. Bunu Notepad'e açıp yapıştıralım. Continue diyorum. Daha sonra tekrar bunu girmem gerekiyor. Zaten kopyalamıştım. Confirm diyorum. Profili oluştur diyorum. Daha sonrasında şifre istiyor benden. Şifre giriyoruz. Evet. Şifreyi yazdıktan sonra kısa şifreydi. Daha sonra uzun bir şifre yazdım. Şu an gördüğümüz gibi cüzdanımızı oluşturduk. Şuraya geldi zaten. Buna tıkladıktan sonra biz buraya kazacağımız için buna tıklıyoruz. Ve şuradaki cüzdan adresimiz artık mining programına gireceğimiz adres ve kazacağımız adres bu. Eğer borsa adresini kullanmak istemiyorsanız, Virus Desktop Wallet'i kullanmak istiyorsanız bu şekilde adres oluşturuyorsunuz. Evet, şu an adresimiz bu. Cüzdanı bu şekilde oluşturuyoruz. Ve burada gördüğünüz şekilde başka işlem yapmıyoruz. Hemen bunu aşağı indirip kendi cüzdanımı göstereyim ben size. Görüyorsunuz şu an 45 cent birikmiş dünden beri. Ve aldığım ödemeler burada gözüküyor zaten tarihleriyle. Aynı benim yaptığım gibi şuradaki adresimi mining programının içine yazdım cüzdan adresi olarak. Ve şu an ödeme geliyor. Yani şuradaki adres de aynı. Tamam. Cüzdan oluşturma işlemi bu kadar. Bu şekilde cüzdanımızı oluşturabiliriz. Daha sonrasında, şimdi ben sizi telefona geçeceğim. Telefonda miner programını kuracağız. Kurduktan sonra da cüzdanımızı oraya aktarıp kazıma başlayacağız. Şimdi ben bunu kapatıyorum. Şimdi ben sizi telefona alıyorum. Kayıt olarak başlattım. Şunu açalım. Evet arkadaşlar, şimdi telefona geldik, görüyorsunuz. Telefonda Chrome'u açıyoruz. Chrome açtıktan sonra şuraya gelip ben daha önce indirmiştim bu MegaNZ'de dosya, miner programı MegaNZ'de, GitHub'da falan yok. Tabii onun için güvenli olup olmadığını bilmiyorum. Ben kendi kişisel şahsi telefonuma indirmedim. Mining yaptım, telefona indirdim ve bir gündür de sorunsuz kazıyorum. Dediğim gibi şuraya MegaNZ'de yazdığımda direktmen kendisi çıkıyor. Bunu açıklama kısmına ekleyeceğim, hemen ekleyeceğim. Siz de oradan indirebilirsiniz. Şu an görüyorsunuz Virus Coin APK olarak çıkıyor. Download diyorum. Ve 10 MB'lık dosyayı kendisi şu an indiriyor. Kaydet diyorum. Şu an dosyayı indirdik. Görüyorsunuz. Aç diyorum. Daha sonra yükleye tıklıyorum. Virus Miner Android olarak kendisi şu an yüklüyor. Miner programımız bu bizim. Aç diyorum. Evet, şu an görüyorsunuz böyle bir yazı çıkıyor. Farklı bir dilde. Üsttekine tıklıyoruz. Mavi olan yazıya tıklıyoruz. Buraya bizden cüzdan adresimi istiyor. Az önce biliyorsun cüzdan adresi oluşturmuştuk. Hatta Notepad'e yazmıştık. Şimdi ben onu buraya yazıyorum. Şuradaki adresimi kopyala diyorum. Sonrasında buraya yapıştırıyorum. İleri diyorum. Ben Luckpool'da kazıyorum. Avrupa seçiyorum. İleri diyorum. Buradaki bütün çekirdekleri kullanmasını istiyorum. Sıcaklığı kendiniz ayarlayabilirsiniz. İşlem sıcaklığa geldin dursun diyebilirsiniz. Ben şöyle yapıyorum batarya ve şeyi. Tamam diyorum. Şu anda hazırlığımızı yaptık. Şuradan da zaten tekrar görebilirsiniz. Luckpool'da kazıyoruz Avrupa'da. Adresimiz burada. Şuradaki ismi değiştirelim. Burak diyelim. Tamam. İsmimizi de değiştirdik şu anda. Start dediğimizde başlayacak mining'e. Start diyorum. Bakın Burak yaptım. Yani Rigmin ismini Burak yaptım. Şu an kazıma başladı. Şuradan da zaten görebiliyoruz kaç hash aldığını. Bu CC Miner 3.7'yi kullanıyor kendisi. APK olarak hazırlanmış bir program. Şu an görüyorsunuz 2800 kilo hash alıyor. Şuraya gelelim. Şu an görüyorsunuz 3.5 hash'la kazıma başladı. Şu an 3.5 hash alabiliyorum. Tekrar buraya geliyoruz. Luckpool'a geliyorum. Yenile diyorum. Tabii şu an ben kapattım. Bu normalde Burak 1'di biliyorsunuz. Yeniden yükleme yaptığım için Burak yaptım sadece. Şu an burada kendisi birazdan Burak diye çıkacak.
Çünkü kazmaya başlayalı birkaç saniye oldu. Evet, şu an çıktı, görüyorsunuz hemen. Şu an elindeki telefon orada, görebiliyorsunuz. 3.5 haşla kalıyor. Orada da birazdan artacaktır. Bunu kenara koyuyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde telefonunuza Verus Coin Miner'ı yükleyip kazıma başlayabilirsiniz. Çok basitti. Hemen anlatım da kolaydı. Desktop paleti bilgisayara yükledik. Bilgisayara yükledikten sonra cep telefonumuza da Verus Coin Miner'ı indirdik. Daha sonra adresimizi girdik. Luckpool'a kaydettik ve şu anda ekranda gördüğünüz gibi Luckpool adresinde kazıyorum. Bana toplamda 45 cent para vermişler. Zaten mallette de gözüküyor, görüyorsunuz 45 cent bakiyen birikmiş. Burada görebiliyoruz neyin ne olduğunu, anlık olarak bize zaten aktarıyor. Şuradan da bakabiliyoruz 0.01 olduğunda zaten yatırıyor. Burada da altta ödemeleri görebilirsiniz. Bu şekilde kazıma başlayabiliyorsunuz. Çok basit. Dediğim gibi bundan sonra eğer talep olursa isterseniz ekran kartıyla, bilgisayar işlemcisiyle de kazım yapabiliriz. Dediğim gibi bu şekilde dashboard'tan baktığımızda şu an kazıma başladık ve kazım yapıyoruz. Telefonlar aktif olarak kazım yapıyor. Tekrar kanala abone olup bildirimler açarsanız çok memnun olurum. Sorularınızı varsa yorum kısmına yazarsanız elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum ve hayırlı günler diliyorum.